Selamun aleyküm. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? En ucuz hisselere bakacağız. 10 tane hisse çıkarttım. RSI göstergesine göre. Şöyle göstereyim. RSI'ye göre 33'ün altında olanları göstereceğim. Bayağı bir düşük değer. 25-30'larda falan hareket olabiliyor hisselerde. Cante, Türk İlaç, İhlas Gazete, Nibaş, İdeas, Dagi, Eskom, Bayrak, Eyhol, Eyüpyo. Çok parlak hisseler değil ama sadece bir göz atalım bakalım durum nedir. Sırayla bakacağım. Cante. Evet. RSI dediğim göstergede bu arkadaşlar. Bu 30'un altında yukarıya hareket olabiliyor. 70 bölgelerinde de satış gelebiliyor. O yüzden bu göstergeyi kullanıyorum. Ucuz hisse videosunda. Zaten 3 kat gitmiş %200. 1 olan şey 3 olmuş yani. Düşük olmasına rağmen çok mantıklı bakmıyorum şu anda. Sadece şöyle bir saatlik göstergeye bakayım. İki tane taban yemiş ama. Şu son düşüşten beri şu indikatörün üstünde bir kapanış yapmamış. 12.55 üstünde bir saat kapanış olursa belki bir denenebilir ama çok ümidim yok bu hisseden. Biraz bence beklenmeli diye düşünüyorum. Bunu geç. Çok işe yaramaz bir şey çıktı. Türk İlaç'a bakalım. Daha önce çıkmıştı, listeye girmişti. Zaten yükselmedikçe sürekli listeye gider. Şu desteği kırdığı için bunu direnç yaptık. Burada stop olmuş. Zaten söylemiştim, hatırlıyorum. Bu 5.54, 5.24'e kadar düşerse belki denenebilir. Ama gösterge bayağı aşağıda. Burası aşırı satış bölgesi. Yani buralardan tepki gelme ihtimali var. Daha önce 35 liraları görmüş bir kağıt. Hani şu taban taban olanları gördükten sonra biraz insan soğuyor tabii. Genelde bu hareketi gördükten sonra biraz şöyle bir dinlenmesi lazım. Bazen yıllarca sürebiliyor. Ne kadar süredir düşüyor bakalım. 221 gün olmuş. Hani daha düşme ihtimali var. Hele bir sene olsun. Birkaç ay geçsin. Yani bilmiyorum. 5, bu arada terste kalanlar için de Allah sabır versin diyeyim, ne diyeyim. 5-24 bölgesine gelmedikçe ya da indikatöre göre belki bir şey yapılabilir. 10.73. 10.70 diyelim. 10.70'in üstünde kapanışlar yapmadığı sürece şu anda trend aşağı diyebiliriz Türk İlaç için. İhlas da listeye sürekli çıkıyor. Demirbaşlardan oldu zaten. EYÜPYO grubu da öyle olması lazım. Bakalım. 5.40'ı görmüş bir kağıt. Ne kadar sürede düşüyor? Bunda da terste kalanlar olmuştur. Allah sabır versin. %85 bir değer kaybı var arkadaşlar. 400 güne yakındır düşüşte. Yani bunda bir hareket gelir mi? Şuralara destek vermişim zaten. Hani bilmiyorum, İhlas'a yatırım yapılabilir mi? Ama kademeli bir şekilde belki toplanabilir diyeceğim ama çok da güvenmiyorum. Ya temel analizlerine bakmak lazım uzun vade yatırım yapılacaksa da. Şu hareketten sonra insanda bir garip. Yani uzun süre yatayda gidebilir. Daha da aşağılara gidebilir. Hani 20 kuruşları 25 kuruşları görmüş bir kağıt. Ama şu bölge bir destek bölgesi olarak görünüyor. 0.53 ile 81 bölgesi. Şu anda 0.84. Yine de indikatöre göre bakarsak arkadaşlar. 0.91'in üstünde kalıcılık olmadığı sürece elleşme diyor. Nibaş'a bakalım. Nibaş'ta durum nedir? Arkadaşlar Nibaş'ta destek vermişim, onu kırmış. Desteği nereden verdik? Şuradan vermişim. Evet, şurada iki taban vermiş herhalde ama şu desteği kırmış, ondan sonra çok feci şekilde düşmüş ya. En başta birçok kişiyi terste bıraktı. Daha önce 94-95'leri görmüş bir kağıt. Şöyle bir Eyfel Kulesi şeklinde bir şey görürseniz zaten. Çok söyledim bunu uzun süre. Aylarca, yıllarca, 10 sene yatay gideni gördüm böyle. Sizi bırakabilir. Ha, özellikle kaç kat gitmiş arkadaşlar, hani şuradan alsak 15 kat gitmiş, %1500. Yani öyle o kadar gidenleri biraz şüpheli yaklaşmak lazım. Hani 4-5 katta belki toparlama oluyor da 10-15 kat, 20 kat, 30 kat, 50 kat gidenler oluyor. O abartı tabii ki, spekülatif oluyor. O yüzden bu tarz hisselerde dikkat etmek lazım. Belki şu bölgede belki denenebilir. Ya da çok ümidim yok da. Bununla ilgili ses kayıtları olması lazım. Bir şeyler çevrilmiş bu hissede.
Nibaş ses kayıtları yazarsanız YouTube'a dinlemiştim, çok ilginç konuşmalar var. 405 bölgesi var arkadaşlar burada. Bunu da kaydedeyim. Yani oralara inerse belki al sat için, yani uzun vadeli yatırım için temel analizine bakmak lazım. YouTube'dan bulabilirsiniz muhtemelen temel analizini. Kodunu yazıp Nibaş boşluk temel analiz. İDEAS'taki duruma bakalım. Tam destek bölgesinde belki bir denenebilir. 36-14, 36 liranın altında durmamak şartıyla. Bu da yine spek hareketler yapmış çok sert. O yüzden çok güvenilir değil. Çok sağlam hisseler çıkmadı bu hafta. Ya da 43-60'ın üstüne atarsa bir bakılabilir. Dagi'ye bakalım. Hızlı hızlı geçelim. Dagi'de durum neymiş bakalım. Açılırsa. Dagi'de de durum şu durumda. Durum şu durumda. Destekler gitmiş. Yine bir stop durumu var. Bunları sileyim hemen. 5.18 ve 6.85 civarlarını görmüş bir kağıdımız. Şurası iyi destek gibi. Zaten bir taban, bayağı bir tavan vermiş. 10 tabana yakın yakın zamanda. Bir önceki videoda söylediğim gibi onu da sağ üst köşeye eklerim. Sinyal veren hisseler. Böyle bir hareketten sonra genelde 2-3 ayda bir belki yapar bir daha öyle bir hareket. Şunu yakalamak için. Şu yükseliş. Şu anda düşüş trendi devam ediyor. 1.73 bölgesine belki düşmesi beklenebilir. Tabii şu iki bölgesinden de destek alabilir. Burada bir dönüşler olmuş. İndikatöre göre bakarsak da 3.04'ün altındaysa dokunma diyor. 3.04 altında devam. Düşüş devam. Kırmızı. CIS diyor. S-COM'a bakalım. S-Computer. S-Computer. Escort teknoloji. Ha, bunun da mumları şey, iğnesi. Sert mumlar da tehlikeli oluyor. Onu çıkmamış, hiç listeye girmemiş ya. İlginç. S-866'yı görmüş. Desteğe yakın ama şuraya bir iğne atarsak al. 62, 62. 2 kere 62 mi var? 4-62 evet ikisi de. Destek bölgesine yakın. Ama 6 bölgesinde satış yemiş. 1, 2, 3, 4, 5 kere satış yemiş. Buraya geçmekte zorlanabilir. Denemek isteyenler 6, 4, 62, 6 stop. 8, 66'yı görmüş. İndikatöre göre gideceklerse 5, 25'in üstüne atmadığı sürece bir dokunma diyor. Düşüş devam ediyor diyor. Tercih meselesi. Bayrak taban. Evet bir ara bayağı meşhurdu. Kaş taban yapar diyorlardı. Yapmış yine 10 tavana yakın galiba. Bu da desteği kırmış. Hatta 3 kere stop ettirmiş. Sinir etmiş. 1, 2, 3. Ondan sonra gitmiş ama. Yüzde kaç gitmiş? %30'a yakın gitmiş. Bunu sileceğim. Düşüş trendi devam ediyor. Hani şuraya bir çizgi çekeyim. Şurası net bir yer. Şuralarda belki değerlendirilebilir. 5.55 civarına düşerse. 5.55'in altında stop olmak lazım çünkü altında tavan olduğu için taban taban gidebilir aşağı doğru. Onun dışında bir şey yok. 8.33'ün üstüne atarsa belki değerlendirilebilir. İndikatöre göre bakarsak da çok parlak hisseler çıkmadı ya. Eyhol, Eyküp bunlar da hep listeye giriyordu. Düşüşe devam ediyor galiba. Evet şuralarda bir yerde çıkmıştı. Hatta yeni düştü demiştim buralarda. 1.53 oraya nereye çizgi çekmişim yüklenmedi ama yüklenmiyor. Neyse 1.88 üstünde kalıcı olmadığı sürece bekle diyor. 1.53'e bir çizgi çekmişim ama yükleyeceğim bir saniye. Evet şuraya bir iğne atmış. 1.53 buraya çekmişim arkadaşlar. Belki buralarda değerlendirilebilir ama 1.31'ler var. 1.09 var. 0.70'e düşmüş. Yine de dikkatli olmak lazım. Mikrofona da dokunduk ya. İnşallah ses bozulmamıştır. 4.20'yi görmüş bir kağıt. Dediğim gibi 1.90'ların üstüne atmadıkça acele etme diyor. Son olarak da EOKYO yine aynı gruptan. Bunda durum nedir? Düşüş trendi devam. Şöyle düşen tepeler gördün mü? Çok sağlıklı değil işte. Düşe düşe gidiyor tepeler.
Şu trende. Zaten çizgiyi şöyle çekiyorsun işte. Çizgi çekmeyi bıraktım ama. Çok da bir işe yaramıyor çekince zaten. Yarada oluyor da çok şey değil yani. İşte böyle görünüyor işte düştü. Çekelim. Çizgiyi yani silelim. Şimdi buraya iki nokta koymuşum. Burayı zaten stop olmuş. Eski tepeden döner mi demişiz. Şuraya iki tane küçük tepe koyduk. Orada tutmamış. Ne beklemek lazım demişimdir zaten. Buralar var. Ben şu yuvarlakları sileyim. Zaten bu son hisse herhalde. Evet, son hisse. Şöyle bunda bir çalışma yapayım. Şunu da sileyim. Nerelere çizgi çekelim. Çok iğne var burada. Bölge fena değil gibi. Şurada. 3.33 var. Şurayı alacağım. Şurada bir taban bir şey var. 2.98 var. Bakalım bu bölgeler gidecek mi? Bunu silelim artık. İşimize yaramıyor. Evet, bu bölgelere inerse buralardan çünkü dönüşler olmuş arkadaşlar. Şöyle bakarsak şuradan dönüşler var. İndikatör fena çalışmıyor güzel. İndikatöre göre 4.70'in üstü lazım diyor. Şu oralarda bir iki gün kapanış olursa değerlendirilebilir diyor indikatör. Ya da 3.33, 3.90, 3, şey 2.98 bölgelerinde bir denenebilir ama altında stop olmak lazım. Garanti yok. Buralardan çok dönmüş. Fena da değil yani. Ne kadar değer kaybı var? %55. Buralara düşerse %65 değer kaybı olacak. Yani oralardan alım gelebiliyor genelde. Fibonacci oranı da denk geliyor. 0.68 miydi ya? Fibonacci oranını da unuttuk. %0.618, %61 değer kaybı. Yani 61 oralarda alım geliyor. 78 var. %50 var. Neyse. Geçelim. Video kendinden gitti zaten. Başka ha şey yapayım. En top 3 listesi yapayım. Bu önemli. Bir saniye. Burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü neden? En çok değer kaybedenlere de bakalım ki hani listeye RSI'ye hepsi girmeyebiliyor. Hepsi farklı parametre sonuçta. Bunu unutuyorum bazen göstermeyi de bu da önemli. Son bir haftada en çok değer kaybedenler ilk üçte Başkent, Kariye ve Nugyo var. Devamı da bu şekilde. Son bir ayda en çok değer kaybedenlere bakalım arkadaşlar. Hangileriymiş? Şöyle durdura durdura yapacağım hızlı bakayım. Evet bunu da öğrenmiş olduk. Son bir haftayla bir ay arasında bir fark yok. Neden? Çünkü ayın başındayız. Demek ki şu son bir aylık değeri ayın sonuna doğru bakmak lazım. Son bir haftayı da güzel. Son bir haftaya bakma, hafta sonu bakmak lazım. Doğru bir zamanda bakıyoruz. Durum bu. Sıra yine aynı. Son 3 aya bakalım. Son 3 ayda da durum İdgeo var arkadaşlar. %56. Euhol %46 listeye girmişti zaten. Avgeo %44. Devamı da bu şekilde devam ediyor. Son 6 ay. Bakalım. Son 6 ayda da durumumuz %70 Metur, %70 Bera, %61 İşbir. Devamı da bu şekilde devam ediyor. Son seneye de bakalım. Son bir sene. Özellikle son 6 ay ve son bir senelik düşüşleri söyleyeyim de bir son bir senede. %84 Nibaş değer kaybetmiş. Carrefour %73, Burva %72. Devamı da bu şekilde devam ediyor. Özellikle son 6 ayda son bir senede eğer şirket güzel bir şirketse ki güzel şirket o kadar değer kaybetmeyebilir ama muhtemelen %30'dan falan 40'tan fazla değer de kaybetmiyor. %35 değer kaybı Vestel'de vardı galiba. Şu sinyal veren hisselerde sağ üstte eklediğim hisselerde olması lazım. O kadar değer kaybetmez herhalde temel analizi kötü olanlar, şey iyi olanlar. Yine de buradan da takip edebilirsiniz. RSI'da hepsi listeye girmiyor tabii ki farklı parametreler olduğu için. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dilim dolandı. Videonun açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarım var. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Oralara da beklerim. Herkese bol kazançlar. Görüşürüz.